3 tane Avrupa ve 11 tane de Türkiye şampiyonluğum var. Özellikle bu dünya şampiyonasına hazırlanırken çok emek verdim. Çok emek sarf ettim. Yani karşılığını aldığım için çok mutluyum. Antrenman programlarımızda, kilo verirken olsun, antrenman sürecimizde olsun çok emek veriyoruz. Ailem çok sağ olsunlar, hani bu konuda özellikle o dönemler, diyet döneminde çok anlayış gösteriyorlar bana. Hani sevdiğim yemekleri yapmıyorlar, tatlı vesaire yapmıyorlar. Anlayış gösteriyorlar. Evet, benim şampiyonum annem. Nam diğer milli anne diyorum ben ona. Özellikle çok mutlu oluyor. Yani onun mutluluğunu görmek beni ayrı bir mutlu ediyor zaten. Çok kısıtlandım. Çok ön yargılarla karşılandım. İşte bilek güreşini kadınlar yapamaz. İşte erkek sporudur daha çoğunlukla vesaire. Daha çok şeyler. Ama ben bu ön yargıları çok yıktığımı, yani çok güzel bir şekilde bir rest çektiğimi çok iyi biliyorum. İyi ki de yapmışım. Kız çocuğu olduğumuz için onlar da korumak istiyorlar ama kısıtladıklarının da farkında değiller. Yani çok şükür bana güveniyorlar artık. O zaman kısıtladıklarına rağmen ben gidip aynı şekilde ödül aldım, derece yaptım. Göndermiyorlardı. Ondan sonra ben hani bir düşündüm. Ablam olsun, kuzenim olsun çok yardım ettiler. Hani düşündüm, bir risk almak istedim. İyi ki de almışım. Sadece annemin haberi vardı. Diğerlerinin hiçbirinin haberi yoktu. Habersiz Antalya'ya gittim. Türkiye şampiyonasıydı. İyi ki de gitmişim. Sağ ve sol kolda ikinci oldum. Türkiye ikincisi. Kimseyi dış görünüşe göre yargılamamak lazım. Ben mesela İmam Hatip Lisesi'ne gittim. O zamanlar çok ön yargılar vardı. Dışarıdan çok farklı bir gözle bakılıyordu. İyi ki de gitmişim. Bir şampiyon çıktım oradan. Kız çocuklarını kesinlikle ve kesinlikle önünü kesmesinler. Özellikle okumamız gerekiyor. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekiyor. Kimseye muhtaç olmamamız gerekiyor. Çok dediler yapamazsın. Yani bir güreş sana göre değil dediler. O ağırlıkları nasıl kaldıracaksın dediler. O ağırlıklar sana... İşte seni yıldırır, çok ağır gelir ama ben soyadımı en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum. Ben de bu kız çocuğuyum. Bir şampiyon annenin elinde büyüdüm. Hiçbir şey göründüğü gibi değil ama her birimizin içinden bir şampiyon çıkabilir benim çıktığım gibi. Hiçbiri demiyordu ki yani Şükrü'ye bir şampiyon olacak, Şükrü'ye 5 tane dünya şampiyonluğu olacak. Ben onlara göre bir kız çocuğuydum, yani sadece bir kız çocuğuydum ama herkesin, yani değişmek isteyen herkes değişebilir kendi elinde. Çünkü ben ailemden çıktıysam eğer, yani o köyden gelen bir hikayeyi buralara kadar getirdiysem, o başarıları elde ettiysem, her kız çocuğu elde edebilir. Sadece imkan vermemiz gerekiyor ve bu da annelere, milli annelere ve ailelere düşüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.